Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Annemin Örgü Dünyası evinden kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum. Bugün yine yepyeni harika güzel bir iki şiş örgü modeli yapacağız sevgili arkadaşlar. Şöyle alize burcumun güzel bir ipi batik bir iple sizlere bu güzel deseni anlatmaya çalışacağım. Orta kalınlıkta bir ip şöyle. Orta kalınlıkta bir ip arkadaşlar. Şişlerimde ipimin kalınlığına göre 3.5 milim. Şöyle göstereyim. 3.5 milim şişlerimle bu deseni sizlere anlatmaya çalışacağım. Her ne yaparsak yapalım sevgili hanımlar. 4 ve 4'ün katlarından ilmekler atarak yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ne yaparsak yapalım. 4 ve 4'ün katları ilmek sayılarından yapacağız. Şimdi modelimizin arka yüzündeyim sevgili hanımlar. Bir sıra arka yüzünde düz örgümü yaparak ön yüzde desenimi kurmaya başlayacağım. Bu desen için lastik yapmanıza gerek yok. Zaten lastik görünümlü güzel bir örgü modeli, şık bir örgü modeli. Şöyle bir sıra düz örgü örüyorum. Ön yüzde desenimi kurmaya başlıyorum. Sizler de henüz kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum sevgili hanımlar evet şöyle bir sıra düz örgümü yaptım şimdi modelin ön yüzündeyim ve birinci sırasındayım arkadaşlar modelimin birinci sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek ters örüyorum 1 2 bakın 2 ilmek ters ördüm bir kez doluyorum Burada bir iki ilmeğim var bakın. Bu iki ilmeğin arasındaki şu boşluktan girip bir ilmek alıyorum. Uzattım. Doladım. Bakın doluyorum. iki. Bir de bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. 3 Bakın öncelikle doladığım ilmek var burada. Sonra iki ilmekten 3 ilmek elde ettik. Yani dört tane ilmek elde ettik iki ilmekten. Ara ilmeğim olan iki ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar iki ters ilmeği ördükten sonra ara ilmekleri ördükten sonra bir kez doluyorum. Bakın iki ilmeğin arasındaki şu boşluktan girip bir ilmek alıp şöyle uzatıyorum. Bir kez doluyorum. Bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Yani iki ilmekten dört ilmek elde ediyoruz. Bakın önce doluyoruz. Sonra e, yine ilmeğimizi örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir örüyoruz. Yani iki ilmekten dört ilmek elde ettik. İki ilmek ters olan ara ilmeğimizi ördüm bir kez doluyorum yine bakın bu iki ilmeğin arasındaki boşluktan girdim bir ilmek aldım uzattım bir kere doladım yine bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum İki ara ilmeğim olan ters ilmeklerimi örüyorum iki ters ve kenar ilmeğim de ters olarak ördüm modelimizin birinci sırasında bakın bu işlemi yaptım modelin ikinci sırası ve arka sırasındayım kenar ilmeğimizi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 1 2. Bakın 2 ilmek düz ördüm. Şimdi burada benim 4 tane ilmeğim var. Bu 2 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Sonra diğer 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bakın. Ara ilmeğim olan 2 düz ilmekleri örüyorum. Tekrar bu 4 tane ilmeğe geldiğimde 2 ilmeğimi Bakın ikisini beraber. Bu iki ilmeğin de ikisini beraber örüyorum. Yani iki ilmekten dört ilmek yapmıştık. Yine ilmeklerimizi eski sayısına geri düşürmüş olduk. İki ilmek düz. Yine iki ilmeği birlikte ters. Sonra diğer iki ilmeği birlikte ters. Ara ilmeğim olan iki düz ilmekleri örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin ikinci sırasında bu işlemi yaptım. Şimdi modelin bir kez sizlere ben anlatmış oldum ama tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek. Şu an hiç modelimiz belli değil arkadaşlar. Evet şöyle bir model daha kuralım. Bir de ipim kahverengi olunca çok belli etmedi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 2 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Burada iki tane düz ilmeğimiz var. Bir kez doluyorum. Bu iki ilmeğin arasındaki boşluktan girdim. Bir kez doladım. Bu iki ilmeği birlikte ördüm. Bakın şöyle. Ara ilmeğim olan 2 ters ilmeği örüyorum. Bir doluyorum. Bakın iki tane ilmeğimizin arasındaki boşluktan girdim. Bir doladım. Bu iki ilmeği birlikte ördüm. 2 ilmek ters örüyorum ara ilmeği bir kez doluyorum yine bu iki tane ilmeğimizin arasındaki boşluktan girdim bir doladım bu iki ilmeği birlikte ördüm 2 ilmek ters örüyorum kenar ilmeğini de düz olarak ördüm Evet ikinci modelin birinci sırasında tekrar kurmuş olduk modelin ikinci sırasındayım ve arka sırasındayım kenar ilmeği örmeden aldım 2 ilmek düz örüyorum bakın 2 2 ilmeklerimi birlikte örüyorum bakın 2 2 2 birini ördüm 2 birini 4 ilmeği yine 2 ilmeğe düşürmüş olduk 2 ilmek düz ara ilmeklerimiz tekrar 2 ilmek ters 2 ilmek ters 2 2 ilmeklerimi keserek yine eski sayısına geri düşürüyorum 2 ilmek ters 2 ilmek ters ara ilmeğimiz olan iki düz ilmekleri örüyoruz kenar ilmeğimde düz olarak ördüm Evet iki kere bir modeli anlatmış oldum arkadaşlar tabi model ilerledikçe kendini gösteriyor arkadaşlar ee, dilediğimiz renkleri örgü örerken kullanabiliriz sevgili hanımlar bakın bu renkle de böyle düştü açık renklerle daha güzel düşer Şimdi bir kez daha anlatayım. Modeli daha anlaşılır olsun arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. 2 ilmek ters ördüm. Bir kez doladım. Buradaki desen kurduğumuz 2 ilmeğin arasındaki şu boşluktan giriyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Bir kez doluyorum. Bu iki ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Ara ilmeğim olan 2 ters ilmekleri ördüm. Tekrar bir kez doluyorum. Bakın bu iki ilmeğin arasındaki boşluktan girip bir ilmek aldım. Ve bu iki ilmeği birlikte örüyorum. İki ilmek ters. Bakın bir doluyorum. Bakın bu iki ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum. Bir doluyorum. Bu iki ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Ara ilmeğim olan iki ters ilmekleri ördüm. Ve kenar ilmeğini de ördüm. Evet modelimizin arka yüzündeyiz. Modelimizin arka yüzünde ve son sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Bakın yine 2 2 ilmeklerimi keseceğim. 2 2 ilmek sayılarımızı eski sayısına geri getiriyoruz. 1 2 ilmek e, ara ilmeğim düz ilmeklerim. Yine tekrar bakın. 2 2 ilmekleri keserek ilmekleri eski sayısına geri getiriyoruz ara ilmeğim olan iki düz ilmeği ördüm tekrar 2 2 ara ilmeğim olan iki düz ilmeğimi örüyorum ve kenar ilmeğim düz olarak ördüm Evet sevgili hanımlar sevgili dostlar sevgili takipçilerim Alize burcumun e, ipiyle hazırlamış olduğum desenim şöyle harika güzel bir model e, tabii ki ve renk olarak biraz göstermedi Şöyle ipimin kahverengi yerine geldi arkadaşlar. İpimi zayi etmemek için de tabii ki oradan sizlere anlattım. Kahverengi bölümünde mavi yerinden anlatsam daha çok belli olacaktı. Ama yine de şöyle gördüğünüz gibi bu renkle de örmek isteyenler için sizlerin de bu şekilde düşecektir. Alize burcu iplerini kullandığınız zaman ördüğünüz zaman gerçekten çok şık ve güzel. Şimdi ilerlemiş halini bir görelim. Sizler de çok beğeneceksiniz. Evet sevgili hanımlar bakın şöyle inanın çok güzel bir desen ve model bizim tam böyle e, kuyu yerine denk geldi şöyle şöyle koyu yerine denk geldiği için anlatırken belli olmadı gibi oldu modelimiz ama modelimiz gördüğünüz gibi oldukça güzel şık harika bir model. kesinlikle denemelisiniz diyorum arkadaşlar. Yelek modellerinde, bebek örgülerinde, süveterlerde, atkılarda, berelerde harika bir model. Bebek pantolonları yapılabilir, bebek battaniyeleri yapılabilir. Aklınıza gelebilecek her türlü yerde kullanabileceğiniz hem şık hem güzel bir örgü modeli sevgili hanımlar. Modelimizin arkası da bu şekilde bakın. Dilerseniz lastik yapabilirsiniz ama modelimiz kendisi zaten lastik gibi olduğu için lastik yapmadan kullanabileceğiniz örgü modellerinden bir tanesi. Hem güzel hem şık hem de gösterişli bir desendi sevgili hanımlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de benimle birlikte bu güzel deseni yapmışsınızdır. Yepyeni örgü modellerinde tekrar birlikte olmak üzere kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.